Gezgin Baba kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir köy evi yapıyoruz ve köy evinin yapımında yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Önceki bölümleri, köy evi yapım bölümlerini izlemek isteyen, kanalımıza yeni gelen arkadaşlar videoları yukarıdaki linkten izleyebilirler. Bugünkü aşamamız parke yapımı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere evimizin parke yapımı aşamasına geldik. Boyasını yapmıştık geçtiğimiz haftalarda. Ustalarımız geldi, hazırlıklarını yaptı, parkelerin başlangıcını yaptılar. Birazdan parkeleri nasıl yapıyorlar, nereye parke seçmişiz, parke ne kadar mal oldu bize, ustalar ne kadar ücret aldı, bunların hepsiyle ilgili size bilgi vereceğim bu bölümde alakalı. Geçelim bakalım ustalar başladılar, parkeyi nasıl yapıyorlar, detayları size yakından göstereyim. Bir odayı bitirdi usta. Sadece süpürgelikleri kaldı, köşeleri kaldı. Diğer odaya geçti. Diğer odanın hazırlığını yapıyor. Alt zemininin yalıtım malzemesini serdi. Burası yatak odası biliyorsunuz, ebeveyn odası. Birazdan buraya başlayacak. Diğer tarafı yaklaşık yarım saat, 45 dakika civarında tamamladı ustamız. Şimdi buraya geçti. Biz de bu arada diğer işleri halletmeye çalışıyoruz. Bakalım. Yavaş yavaş yapıyoruz. Ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, ustamız ikinci odayı da bitirdi. Yatak odası burası biliyorsunuz. Buranın zemini de komple bitti. Şimdi salona geçti. Salonu ayarlıyor. Şöyle şuradan devam edeyim. Bu oda bitikti. Görüyorsunuz. Daha önce gösterdim size burayı. Şimdi salona geçti. Salonun da zeminini ayarlıyor ustamız. Şu zeminde kalan bazı çimento fazlalıkları var. Onları keserle kazıdı. Şöyle bir fırçayla ince süpürge yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Şunlar sorun yaratıyor. Bazıları zemine ekstradan şap attırıyorlar ama bizim zeminimiz öyle çok kötü değil arkadaşlar. Düzgün zemin. Fazlalıkları bazılarını kazıdık. Şöyle pislikleri topladık. Birazdan salonumuzu da ayarlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, nihayet sonunda parkelerimizi bitirdi ustalarımız. Çok güzel oldu. Geçen haftaki boya videosundan sonra merakla beklediğimiz bölüm, parkelerimizi yaptıktan sonra evimiz nasıl gözükecekti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Size ara ara gösterdim yapım aşamalarında. Birazdan şimdi bitmiş halini de göstereceğim. Geçtiğimiz haftalarda çekmiş olduğumuz evimizi boyuyoruz videosunda maliyetleri söylemeyi unutmuşum sanırım. Bazı arkadaşlar sordu boya masrafınız ne kadar tuttu diye. Boyaya komple astarına, normal seçtiğimiz şifon rengi boyamıza hepsine toplamda yanılmıyorsam 700 lira bir para verdik. İşçiliği de alabiliyorsunuz. Biz kendimiz boyadık. Maksat kendi evimizi kendimiz boyayalım diye. Güzel bir eğlence oldu. Tecrübe oldu bizim için. Parkeler konusuna gelince parkelerimizi gene aynı yerden, bütün malzemeleri aldığımız yerden aldık. Cahit Bey'e buradan tekrardan selam söylüyorum. Sağ olsun, bize çok yardımcı oldu. Fiyatta da yardımcı oldu. Diğer anlamlarda, sevkiyat anlamında da yardımcı oldu. Parkelerimizi kaliteli seçtik. Köy evi olmasına rağmen evimizdekinden, İstanbul'daki evimizden bile daha kaliteli. İnanın ki AGT'nin efek serisini seçtik. Gri tonları gördünüz zaten renklerini. Metrekaresi yanılmıyorsam KDV dahil 42 TL'ydi. Yaklaşık 69 metrekare bir parke yapıldı evimizde. Metrekaresi 42 liradan 2800 küsür lira yapıyor yanılmıyorsam. Artı bunun üstüne parke işçiliği olarak da çevrede genelde 10 lira 12 lira istiyorlar. Fakat takipçilerimden birisi bu civarda parke yapıyor.
Abi ben sana 8 liradan yaparım dedi. Sağ olsun yardımcı oldu. Çok güzel de bir işçilik çıkarttı. Metrekaresini 8 liradan yaptı. 550 lira da onun işçiliği vardı. Onun numarasını da aşağıya bir yere yazarım. Sağ olsun güzel işçilik çıkardılar. Bir iki kişilerle ekip olarak geldiler. Çok güzel yaptılar. Zeminimizde biraz sorunlu olan bölgeler vardı. Biliyorsunuz şapatılmadı burası. Su basmanını yaptığımız zemin ince temizlendi fırçalarla. Biz de yardım ettik. Yani bazı yerlerde pürüz vardı. O pürüzleri temizlediler. Onun üstüne çil temizli serdik. 3 milimlik bir alt kaplaması kullanıldı. Onun üstüne serdiler, parkeler yaptılar. İki yerde bir sıkıntı var. Yani onun parke ustasının yapabileceği bir şey yok. Zeminle alakalı bir şey. Artık onu da idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani toplamda 3450 lira civarında bir parke işçiliğimiz oldu. Bu parkelerin alınma aşamasında taksitle aldık. Diğer işçiliğimizi de nakit verdik. Çok güzel oldu. Biz beğendik. Birazdan size daha detaydan yakınla göstereceğim parkelerimizi. Parkelerimiz de bitti. Sıradaki videomuz yanılmıyorsam bir dahaki geldiğinde duşakabin geç kaldı, takılmadı. Çarşamba günü takılacak. Bir dahaki geldiğinizde duşakabinin takılmış halini size gösteririm. Banyo dolabı aldım bu arada. Banyo dolabının da takılmış halini gösteririm. Lavabomuzu taktık. Şu anda 2 gündür kullanıyoruz. En son banyoyu da ayrı bir video yapayım. Banyodaki masrafları da size ayrıca anlatayım. Yani böyle tek tek kalem kalem size yapılan bütün iç dekor masraflarını söylüyorum. Kaba inşaat maliyetini de yapmıştık zaten. Bunların hepsini toplam birleştirip daha sonra da bir genel maliyet videosu yapacağım arkadaşlar. Çok soruyorsunuz bu haliyle ne kadara mal oldu diyorsunuz eviniz. İç dekoru da bitsin. Komple anahtar teslim bu evi ben ne kadara mal ettim. Size hepsini tek tek açıklayacağım. Biraz daha sabredin lütfen. Biliyorum bu arada ev yaptırmak isteyenler hemen öğrenmek istiyor. Ama benim şimdi maliyetleri tek tek toplayıp size anlatacak zamanım yok arkadaşlar. Evle ilgilendiğimiz için biraz daha zamana ihtiyacım var bununla alakalı. Biraz daha sabredin. Bunların hepsini ben size tek tek detay detay anlatacağım. Biz bu arada mutfak mobilyalarımızla anlaştık. 20 gün sonra mutfak mobilyalarımız ve iç kapılarımız takılacak. Sanırım onun dışında hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evimiz komple bitmiş ve eşyalarımızı yerleştiriyor olacağız. Bu videomuz bu kadar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.